Ey Ademoğlu, gerçek mümin, ihsan sahibi bile olsa, yine de korku üzere sabahlar. Zaten ona da bu yaraşır. Mümin akşama yine aynı korkuyla kavuşur. Evet, o her zaman şu iki korku arasındadır. Geçmiş günahlar, bu günahları sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasıl muamelede bulunacağını bilemez. Gelecek hayatı, nasıl bir hayat sürecek, son nefesi nasıl verecek? Bu soruların cevaplarını devamlı tefekkür eder. Ey insanlar, şu hakikati idrak ederek salih amel işleyin. Allah ve Resulü yaptığınız işleri görmektedir. Siz bir gün gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. İşte o gün yaptıklarınızı tek tek size haber verecektir. Sizler kalplerinize çok dikkat edin. Onları devamlı Allah'ın zikriyle yenileyin. Zira kalp çabuk paslanır. Nefislerinizi de dizginleyin. Çünkü o çok azgındır. Eğer siz nefislerinizin kötü isteklerine mani olmazsanız, o bir gün sizi korkunç bir uçuruma yuvarlar. Kendi ayıplarınız dururken, başkalarını ayıplamaktan vazgeçmedikçe, kamil iman sahibi olamazsınız. O halde başkalarının ayıplarına bakmadan evvel kendi ayıplarınıza bir göz atın. Onları düzelterek işe başlayın. Ey insanlar! Kur'an-ı Kerim müminler için şifa, müttakiler için rehberdir. Kim ona uyarsa hidayete erer ve doğru yolu bulur. Ondan yüz çeviren bettah olur ve felaketlere sürüklenir. Ey Ademoğlu! Tek başına ölecek, tek başına dirilecek, tek başına hesaba çekileceksin.''